Selam millet, bu pazar günü Leopar 1 ile beraberiz. Leopar 1'in daha önce incelemesini çektim. Hatta kanalımda Leopar 1 ile ilgili bayağı da bir video var diye hatırlıyorum. Nereden baksam bir 3 tane vardır. Bu yüzden daha çok tankın özellikleri değil, tankların nasıl oynanması gerektiği ve tankı öğrendiğiniz zaman ne kadar keyif verdiği ile ilgili daha çok maçla ilgili yorumlarda bulunacağım. Maçları anlatacağım. Bir nevi biraz da taktik videosu gibi de olacak. Şimdi Leopar'la her şeyden önce arkadaşlar tankı bir tanıyın, bir öğrenin. Daha önceki incelememde muhtemelen bir 10K maç demişimdir bu tankı oynamadan önce. Hala da bu görüşüme katılıyorum. Leopar 1'i oynayabilmek için arkadaşlar, çok ciddi bir şekilde söylüyorum. Ciddi bir harita bilgisi, ciddi bir spot bilgisi, ciddi bir genel bir oyun bilgisi gerekiyor. Yani Leopar 1 ile her medium oynadığınız gibi oynayamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız yani. Tamam, keyifli, güzel, hızlı gidiyor, pozisyon değiştirirsiniz ama sonucunda maçı etki edemeyip genel istatistiklerinizi düşürebilecek bir tank. Ama iyi oyuncunun elinde de gerçekten çok etkili olabilecek bir tank. Şimdi şunu bir söyleyeyim baştan. Bu tankta zırh yok. Bu tankın hiçbir yerine zırh beklemeyin. Hiçbir şekilde sektirmeyecek abi. Yani tam STB1'den bahsediyoruz mesela. Tamam, gövdede zırh yok, yanlarda zırh yok, hiçbir yerine zırh yok ama bir pozisyonda taret gösterip pozisyon alıp o şekilde iş yapabiliyorsunuz. Şimdi Leopard 1 ve Behçet gibi tanklarda bunları yapamazsınız. Leopard 1 ve Behçet gibi tanklarda ne yaparsınız? Öncelikle ilk bir spotu dönersiniz arkadaşlar. Tüm haritalardaki spot noktalarını bileceksiniz. Bu net. Bunu bilmiyorsanız bu tanka gitmeyin zaten. Ne yapıyorsunuz abi? Önce spot yerlerini öğreniyorsunuz. Başta bir spota gidiyorsunuz. Rakibin nereden gideceğini öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi bazı haritalar var. Spot yaptığınız zaman kaçamayacağınız haritalar var. O tarz durumlarda ne yapacaksınız abi? O tarz durumlarda spotu dahi gitmeyeceksiniz. Niye? Yani gidersiniz spota. Tamam, adamların nereden geldiğini spotlarsınız. Baktığınız yerden geliyordur belki hepsi. Ama çok ciddi atış yeme lüksünüz var. Yani bunu gidip bir T62 ile T22 ile yaparsınız. Biraz beklersiniz, sektirirsiniz, bir şeyler yaparsınız. Ama Leopard ile ciddi sıkıntıya düşersiniz. Ya da şöyle söyleyeyim. En fazla bir hasarla kaçabileceğiniz durumlarda oraya gidin. Yani Leopard hata affetmiyor arkadaşlar. Yani gerçekten hata affetmiyor. Şimdi devam ediyorum. Ne yaptınız abi? Spot'a gittiniz, spot yaptınız. Rakibin nereden gittiğini öğrendiniz. Bu sefer de ne yapacaksınız? Rakibin... Of! 183 bakıyormuş. 183 bana mı attı, E100'e mi attı bilmiyorum ama yesem sağlam yiyecektim. Allah'tan E100'e gitti o atış. Bilmiyorum. Ben de spotluydum galiba orada. Bana da atmış olabilir. Neyse, devam edelim abicim. Ne yaptım mesela bu maçta? İlk gittim, ortadan bir spot yaptım. Rakibin en az 5 oyuncusunu spotladım. Oradan gittiğini gördüm. Daha sonra orta taraftan gittim. Hiç alakam olmayan bir yer aslında orta taraf. Yani ağır tankların oynadığı bir taraf. Ama kimsenin oradan gelmeyeceğini düşünerek oradan ilerleyip takımıma oradan atış desteği sundum. Burada yani ne yaptığını bilmeyen bir T-Lürt'e kaldım burada. Çok alakasız bir yerdeydi. Ama işte mesela şu an bir T-22 olsam veya bir T-62 olsam bir sürü atış sektirdim. Bu arada saçma sapan bir iki atış da yaptım farkındaysanız. Ama işte Leopard'la karşı taraftaki adam ne kadar kötü olursa olsun adam deliyor sizi. Yapacak bir şey yok. Tankın hiçbir yerine zırh yok çünkü. Yani bunları da aklınızda olsun. Şu an bayağı bir can kaybettim ve kötü bir oyuncuya can kaybettim. Ama işte altınızdaki tank Leopard olunca yapacak bir şey yok. Bu tarz birebir durumlara girdiğinizde bayağı bir can kaybediyorsunuz. Rakip tank seviye 9 olduğu için ve DPM bana göre bayağı bir düşük olduğu için ben o adamı orada çektim açıkçası. Yani tekrardan pozisyon değiştirip vakit kaybetmek istemedim. Devam ediyoruz taktik muhabbetimize. Geldim, farklı bir pozisyonda şey aldım. Birçok videoda bahsediyorum. Daha doğrusu zırhsız tanklar oynadığım videolarda bahsediyorum arkadaşlar. Her zaman kendinizi unutturun. Rakip sizinle ilgilenmesin. O tarz durumlarda rakip size ilgilenmediğiniz zaman takımınıza atış desteği sağlayın. Bakın, Leopard 1 ile bunu yapmak çok önemli. Leopard 1 ile bunu yapamıyorsanız zaten bu tankla oynayamazsınız arkadaşlar. Şimdi burada IS-4'ümüzü kaybettik. 183 doldurana kadar muhtemelen o ikinci atışta yapacağım. Bana arkadan full cambi AMX 50-120 geliyor. 3 şarjörde. Beni çok rahat bir şekilde çekebilir. Hatta 2 tanesi doluysa da çok rahat bir şekilde çekebilir. Şimdi bu maçı oynarken şunu düşündüm. Şimdi AMX 50-120'nin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bilmiyorum. Ben ortalama olarak şey yaptım, dedim 50-51, 48-49 diye düşündüm. Şey yapmadım, bu adam beni ömür boyu takip etmez. Eninde sonunda canı sıkılır, üste girer. Şimdi sıradan bir oyuncu bunu yapıyor. Çok kötü bir oyuncu ise bütün maç sizi takip ediyor. AMX 50-120 çok kötü oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi spoiler vermeyeyim, devam edeyim. Baktım burada, acaba dedim üste mi gidecek diye bakayım dedim.
Adam hala oradan devam ediyor. Yani tamam, AMX LU20 hızlı bir ağır tank. Yani bir ağır tank sayılmaz hatta. Gayet hızlı ama Leopard 1'e yetişme gibi bir şansı yok. Ben dedim tamam, az daha gideyim ve belki birazdan anlar beni takip şey yapamayacağını. Yani adamın üste girmesini bekliyorum burada. Ne yapacağım? Can puanım yetmiyor. Çünkü adam şarjörlü bir tank. Adam üste girdiği zaman uzaktan ben onu her şekilde ondan önce spotlayacağım. Niye abi? Medium tankların görüş mesafeleri daha yüksektir. Çıkacağım, atışımı yapacağım, üstü sıfırlayacağım. Tekrardan farklı bir pozisyon alacağım. Bu şekilde adamı bitirmeyi düşündüm. Şu an dedim herhalde üste gitmiştir. Ben bir geri döneyim, bir fake atayım. Ama işte abi, karşıdaki adamı en kötü olarak düşünmek lazım. Adam hala beni takip ediyormuş. Ve şu anda kaçamayacağım. Ortadan geliyor. Herhangi bir yere kaçsam yakalanacağım. Mecbur bekliyorum burada. Yapacak bir şey yok. Biraz da oyuncu skillerimi kullanmayı deneyeceğim. Gerçi adamın şarjörlü olması büyük sıkıntı. Burada bir tane vurdum. Güzel. Şimdi en az 2 atış yapmam lazım o adama. O adam da bana eğer 2 atış yaparsa ben ölürüm. Burada bir hata yaptım. Tam bir taneyi vurdum ama yokuş yukarı giderken o atış yapmam lazım dedim. Yokuş aşağı giderken yapsaydım her türlü kaçardım. Bir tane yedik. Şu an bir atışta öleceğim. Ve benim ona 2 atış yapmam gerekiyor. Birazcık sabredeceğim burada. Birazcık deneyeceğim oyuncuyu. Bakalım neler olacak. Şimdi az önceki şeyden biraz bahsetmeyeyim. Bu an bir geçsin. İkinci maçta biraz daha oynayış stilinden devam ederiz bahsetmeye. Çok da çıkamıyorum böyle. Birazcık hafif ileri geri yapıyorum. Bak burada atması lazım da atmadı. Genelde atarlar bu tarz durumlarda. Adam da birazcık sabırlı çıktı. Benim ona iki atış yapmam gerekiyor. Sıkıntı o. Şimdi şurada bir atış deneyeceğim. Kaçarım muhtemelen. Ama sektin şansıma. Şey oldu çünkü. Açı kötüydü. Burada bir atış yaptım. Şansım denedim. Aslında o ikinci atışı yapabilirdi bana. Gelmedi. Şimdi muhtemelen o da bana tek atışa düştü. Yani eğer o bana karşı bir hamle yaparsa ilk ben onu göreceğim için ben onu çekerim. Bu yüzden artık kaçmayacağım. Zaten zaman da bayağı bir azaldı. Gelmesini bekleyeceğim. Geldiği gibi hızlı bir şekilde bir atış yapacağım. Leopard 1'in ortalama hasarı 350 arkadaşlar. Yani o adamı normal şartlar altında alıyor olmam lazım. Bakalım geliyor. Aslında orada atabilirdim de şimdi atacağım. Ama işte her zaman normal şartlar olmuyor. Maalesef ki düşük çekti. Evet, ilk maçı bu şekilde geçiyoruz. Alabileceğim bir maçtı. Maalesef elimden kaydı böyle. Elimden aldılar. 6537 hasar yaptık. Nasıl yaptığımı da görmüş oldunuz. Şimdi bakın, madenler haritasında. Madenler haritasında ne yaparız? Ya yukarı çıkarız ki artık bu haritayı değiştikten sonra tavsiye etmiyorum. Ya da orta noktaya gidip oraya çıkanlara atış yapıp oraya gelenleri rahatsız ederiz. Şimdi normal bir medium'la bunu yaparsın. M48'le bunu yaparsın. T62'le bunu yaparsın. STB1'le bunu yaparsın. Ne bileyim FV4202'le bunu yaparsın. Ama Leopard 1'le yapamazsın. Leopard 1'le o adamı rahatsız edemezsin. Ne zaman rahatsız etsen karşılığında bir atış yiyeceksin çünkü. Öyle bir sıkıntı var. Ve bir atış yapmaya karşı bir atış yersen ne yaparsın? Ortalama 1700-1800 hasar yaparsın. Bu da seni başarısız bir oyuncu yapar. Ne yapıyorum abi? En sola gidiyorum. Öncelikle en solda bir pozisyon alacağım. Eğer ki benim ağır tanklarım ortaya zorlarlarsa, yani ortaya spot verirlerse, ben buradan yukarı çıkanlara veya yukarı çıkmaya çalışanlara atış testi yaparım buradan. Atışım var. Ama işte şöyle de bir şey var. Bazen takımımız çok kötü oluyor arkadaşlar. Herkes sağ tarafa gitti. Bu benim için çok kötü oldu. Ne demek bu? Bana kimse spot yapamayacak ortadan. Şu an yukarı çıkmış bir adam olabilir bile. Ve ben ne yapıyorum? Tekrar mecbur geri dönüyorum. Base'de, o oyunun başında base'de pusan salak adamlar var ya, aynı onlar gibi takılmak zorundayım. Niye abi? Leopard 1'im çünkü. Yapabileceğim başka bir şey yok. Bakın bu adamları spotladım. Karşıma da şansıma Badger çıktı. Namussuzun çok zırhı var ya. Harbi çok zırhı var. Neyse, spotlayamaz o beni. Buradan çalıyı da kullanarak, ama atış yapmıyorum bile bakın. Abi şu durumda Badger ölümsüz gibi bir şey. Abicim bir yanını dön, bir şey yap. Şu an yanını döndü. Bir atış yaptım burada. Spotlayamam. Zor. Hem çalı var hem de Leopard 1'im. Gerçi VZ'nin spotlama ihtimali var beni az ileri giderse. Badger yukarı çıkacak, ona bir atış daha yapacağım burada. Gördüğünüz gibi iki atışı yaptım. Başta solda pozisyon almayı denedim ama herkes sağdan gidince mecbur geriye geldim. Mesela bir T22 olsaydım yukarıyı zorlardım. Yukarıda spot yapardım. Taritimle sektirdim. Bir şeyler yapardım. Ama şu an yapabileceğim tek şey burada pozisyon beklemek. Atış desteği sunmak. Şu an spot dedim aynen. Şuradan Badger de bakıyor aşağıya doğru. Ona da bir atış yaptım. Bakın o adamlar aşağıyla ilgilenirken bana burada atış şansı doğuyor. Yukarıdan kimse üzerime hurra basmadığı sürece ben burada hasar yaparım. Bakın 1700 hasarı vurdum zaten. Leopard 1'in bu arada inanılmaz güzel bir topu var arkadaşlar. Attığını vurur. Oyundaki en iyi top diyebilirim. Yani var mı daha iyisi bilmiyorum ama ağır tanklardan
215P'nin çok daha iyi. Ama genelde Leopard 1, 1 Leopard derim, 2 de 215P derim. Mükemmel topları var. Attığını ince atışla vuruyor yani. Şu an atmıyorum, dönmesini bekliyorum. Attım bu sefer, istediğim yere gitmedi. Şimdi bizimkiler komple üste girdi. Şimdi burada beklemeyi devam edeceğim. Maçın biraz daha açılmasını bekleyeceğim. Çünkü maçta kafa kafaya gidip yukarıyı zorlarsam sıkıntı yaşarım. O adamlar inatla aşağı bakıyor zaten, farkındaysanız. Buradan bir atış daha yaptım. 2000 hasarı buldum. Henüz hasar yemedim. Kaçak oynuyorum gördüğünüz gibi. Başta bir pozisyon aldım. O pozisyondan bir şey elde edemeyeceğimi düşündüm ve kendimi oldukça korunaklı bir yere aldım. Niye? Çünkü abi Leopard 1'im. Dikkatli oynamam gerekiyor. Hasar yememem gerekiyor. Yani haritayı... O adam da benim burada olduğumu fark etti muhtemelen. Şu Badger miydi, Badger miydi, nasıl okunuyor hatırlayamadım ama o da benim burada olduğumu biliyor. Bir ara bana doğru döndü. Bakın bana bakıyor da yanlış yere bakıyor. Çıktım burada bir atış yaptım. Burada atış yapınca spot diyorsunuz, aklınızda olsun. Karşı taraftaki de mühimse rahatça spotlar. 2.5K'ya yakın hasarı yaptım. Şimdi o Badger diyorum. Badger veya 121'den birini aldığım zaman yukarı çıkacağım. Çünkü onların da diğer tankları aşağıdan, diğer taraftan bizim ağır tanklarla ilgileniyor. Yani orta tarafa doğru gidersem çok büyük bir sürprize karşılaşmam gibi düşünüyorum. Şimdi bir daha bakayım şuradan çıkacak mı çıkmayacak mı. Az daha sabrediyorum. Yani muhtemelen 121 haricinde beni kim... O adam bekliyor beni. Az daha beklesem ben yukarı geleceğim şimdi. Şimdi maçın başında ne yaptım? Hiç yukarı çıkmadım. Ortayı bile zorlamadım. Şimdi zamanım geldi işte abi. Zamanınızı bekleyeceksiniz Leopard'la. Karşıda da Terör 1 varmış da çok az canı var, hiç ilgilenemem onunla. Leopard 1 ile zamanınızı bekledikten sonra teröristlersiniz işte. Bakın ne oldu, ben bu adamın canını azalttım. Bir atış edim sadece ve bu adamı aldım ve üst taraftaki hakimiyetimi de kurdum. Doğru zamanı beklemek Leopard 1 ile çok önemli. Bakın şu adamı da ben çektim. Benim haricimde bir atış yemiştir belki ama genel olarak ben 5'ten o adamı çektim gibi diyebilirim. Yani 1K'ya 1.5K'ya yakın hasar yaptım ben o adama. Şimdi ne oldu abi? Maçın gidişatı belli oldu. Ve ben rahat hasar yapabileceğim güvenli bir noktaya geldim. Maçın başında gelemeyecektim buraya. Maçın başında buraya gelseydim ne olurdu biliyor musunuz arkadaşlar? Maksimum 2K hasar yapıp ölürdüm. Ama ben bu maçta ne kadar hasar yaptım hatırlamıyorum ama 5K'nın üzerinde hasar yaptım. Zaman abi, zaman çok önemli. ST1 var burada, bir tane stok ST1. Sektirdik ama o bir kere olur ST1'cim. ISL'in canı çok az. Artık burada da maçı aldık diyebiliriz. Şu an hasarıma bakacağım. Gerçi pek hasar vuracak rakip de kalmadı. Yanlış görmediysem T4T1'in bir canı vardı. Emin değilim ama sanki öyle gördüm. Daktiger'ı aldık. Şimdi aşağı atlayabiliriz. Can puanımız bayağı bir yüksek. Niye? Çünkü korudum abi. Hiç zora sokmadım kendimi. Doğru zamanı bekledim. Doğru yeri bekledim. Ve sonunda zafere ulaştık. Bir canı varmış harbiden. Bir de öyle yani şeyde de saklanmıyor. Saklanacak bir yeri değil. Tamamen ortada. Saklandığını falan düşünüyor galiba. Evet, ikinci maçı da bu şekilde noktalıyoruz. 5128 hasar ve as madalyası. Üçüncü maç inanılmaz keyifli abi. Üçüncü maç çok keyifli. Çok kısa bir şekilde özelliklerinden de bahsetmem gerekirse. Bir dakika, bu hangi maç? Tamam, doğru maç ya. DPM bakımından 350 vuran tanklar arasındaki en iyisi arkadaşlar. T-62A ve Obje 140'tan bir tık düşük. Onlar da çok az yani. Biri T-62A 3591, bu Leopard 1 3562. Yani inanılmaz az bir değer var DPM bakımından Leopard 1. Yaklaşık 1,5 sene önce almıştı galiba bu ofa. Önceden biraz daha doldurma süresi yüksekti. Şu an tam istediğimiz kıvama geldi diyebiliriz. Şimdi rakibe baktım arkadaşlar, gördünüz mü rakibi? T22 Medium olsun, Behçet'i olsun, Leopard 1'i olsun. Ben takımımı soldan götüremem diye düşündüm. Direkt sağa hareket ettim ki Foh 183'ü de yanına alarak soldan gitti. Hemen pozisyonu değiştiriyorum. Normalde ben bu haritada hiçbir Medium'a sağ tarafı kullanmam da. Yani bir baktım takımıma, lan dedim bu adamlar gelmez soldan. Neyse, gelmeye karar verdiler. Çok ilerlemiyorum. Bakın normalde ya sağdan spot yapardım ya en sola giderdim. Leopard 1 ile ortada bekliyorum abi. Maçın gidişatını bekliyorum. Buradan gördüğünüz gibi hızlı bir atış yaptım Leopard 1'e. En sonra gitmiş olsaydım belki şu adamla kafa kafaya kapışacaktım. Belki arkadan bir takım arkadaşı gelecekti, şu T22. Ağzıma sıçacaklardı. Takımımı kullanıyorum abi bir de. Yani her şeyden önce takımımı kullanıyorum. Rakibin takımıma odaklanmasını sağlıyorum. Ben de aradan çıkıyorum. O adam attıktan sonra adamların atışını da gözleyin arkadaşlar. Bu da çok önemli. Yani burada adam kendini gösterdi mesela. Tamam çıkayım vurayım, yapmayın. Eğer yanınızda bir rakip varsa ona vursun, siz ondan sonra çıkın. Bakın burada adamlar güzel pozisyon almış. Ne yaptım abi? Hemen değiştiriyorum. Zorlamaya gerek yok. Bir atış yapıp bir atış yemeye gerek yok. Arka tarafta bize basanlar var ve ben
orada çok daha rahat atış şansı bulabilirim. Hemen döndüm, hatta bir tanesi ölmek üzere bizimkilerden. Çiftliğini vuruyorum burada. Çiftliğin E75 ile ilgileniyor. Benle hiç ilgilenmiyor gördüğünüz gibi. Ben de rahat bir şekilde buradan ona atışlarımı yapabiliyorum. Pozisyon kolladım. Adamlar geldiği zaman hemen pozisyonu değiştirdim. Ulan T-62'ye geldi, kıçıma vurdu, adama vuramadım ya. Hiçbir işe yaramayan bir T-62'miz var. Bir de beni zorluyor burada. Şimdi şu adamları da çekeriz. Atış yemeden çekersem çok iyi olur. Bir tane vurdum yemekse. Burada 3 adam birden çekmiş olacağız. Atma lan. Ulan sola baktı, son anda sağa döndü geldi vurdu bana ya. Böyle bana bakacağını düşünmemiştim. Neyse E-75'i de aldık. Şimdi E-MX'i alıp orada bir de Behçet mi var? Aynen. Sol taraf ne durumda bilmiyorum. Sol taraf muhtemelen düşmek üzere. Çünkü soldaki oyuncular bana iyi oyuncular gibi geldi. Bakalım. O yüzden burayı hızlıca almamız lazım. İlerliyorum burada. E-MX'i aldım. T-62 yanımda. E-75 yanımda. Foh falan öldü galiba. Şu an 4 kişiyiz. Bir tankımız daha var. Kim olduğunu bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Şimdi şu arada Behçet gözükecek gibi. VT varmış da Allah'tan bana dönük değilmiş o adam. İkinci atış çıkmaz. O adamlar gitti. Evet, bizde bir tane daha 75 varmış. Onu aldılar. Buradan T-22 bastı hızlı bir şekilde. Yanımda iki tane cengaver bir anda çıkınca hemen geri kaçtı burada. Hala bana vuruyor. Ben de bir atış yaptım. Şu an atış yemek istemiyorum. Arkadan da Leopar geliyor. Hemen döndüm. Ben fark ettim. İki takım arkadaşını fark edemedim onu. Aslında fark etmemeleri de iyi oldu. Herkesin dönmesini istemezdim bu tarz durumda. Leopardan bir atış dedikten sonra Leopar'ı çektim ve VT geliyor orada. VT beni tek atışta alabilir. Şimdi. T-62'ye T-22'ye bastı ve atış yapamadı hala nereden baksam. Oğlum T-62'ye var yanında. Hala geliyor orada bana vuruyor ya. Hala geliyor bana vuruyor ya. Yapmış ya, umurumda bile değil. Neyse, Allah'tan bizim E-75 döndü orada VT'ye. VT gelip arkamızdan vurmadı. Ağla. Ağla T-22. Anca ağlarsın öyle işte. Ağzına yiyince ağlarsın öyle. Yani. Yazacağım burada ağla diye. Daha fazla ağla. Şimdi VT full canda. Bizdeki E-75 tek atış. Bir oldu galiba. Hatırladım şimdi. Türk bir arkadaşımız vardı. Ben de tek atışım. Yani sıkıntılı bir durumdayız şu an. E-75'in canını koruması lazım. Ben de farklı pozisyonuna ona atış yapmam lazım. Bakalım istediğimiz gibi olacak mı? Hala ağlıyor ya. İşte birilerinin eline verince böyle ağlayıp duruyorlar. Allah'ın çakmanın noktalanması. Adam orada. Bir ol ölme, bir ol. Bir ol ölme, dur geliyorum. Adam ben oradan geleceğini düşünmemiştim açıkçası. Az dayan abicim, az dayan. Yapma be. Az daha dayansa var ya. Şimdi bir atış yapacağım. İki atış yapardım normalde ben ona. Lan bir de H'yi çekeceğim diye yanlışlıkla Heat'i çekmişim. İyi mi? Kötü oldu. Şimdi bir daha çıkmıyorum. BT o kadar uzun dolduran bir tank değil. Zorlamaya gerek yok burada. Evet, şu an sıkıntılı. Adama en az 3 atış yapmam lazım. Ve ben tek atış durumundayım. Olsun, bir yol olacak. Arada olur öyle şeyler. Herkes kötü maç geçiriyor. Şimdi burada ne yaparsınız arkadaşlar bu tarz durumda? Rakibin hata yapmasını beklersiniz. Yani şu an amacım kaçmak olacak. Rakibin hata yapmasını sağlayacağım. Aynı ilk maçtaki gibi EMXL120'nin. Gerçi ilk maçta EMXL120 pek hata yapmadı. Ama bizde de şanssızlık oldu. Son atışım çok düşük çekti. Bakalım bu sefer şanslı olacak mıyım? Şu an hiçbir şekilde çıkamam abi. Yani 100 candayım. Hey atsa dahi öleceğim. Yere hey atsa var ya, nereden baksan 60-70 canımı götürür belki. Aslında ben VT yerine olsam çıkardım yani. Bir atış kaçırsam bile, ben o sırada kaç tane doldurabilirim? Yok, yine çekemem bir atış kaçırsa bile. Niye VT böyle şekilde oynuyor? Yani hızlı bir şekilde gelse yakalayabilir beni yani. Şu an tamam, ben kaçıyorum ama bir anda gelse yakalayabilir. Şu an birazcık hızlandı. Bakalım neler olacak. Onun için de kötü bir durum. Kaçan bir tane Leopard 1 var devamlı. Ama işte yapabileceğim bir şey yok. Ben maçı beraberliğe şey yapmayacağım. Yani ölsem de maçın sonunda basacağım bir şekilde. Bir şey yapacağım. Vakti bekliyorum. Beraberliği sevmiyorum. İki takım için de ilgi oluyor. Evet, VT sonunda kovalamaya başladı beni ama ben onu atış yaptıktan sonra ancak çıkabilirim. Hadi abicim. Bir tane attım. Atamamışım. Basamamışım orada. O sektirdim. Burada şanslıydım işte. Şimdi hızı doldurmaya da bastı. Yani ikinci atış attıktan sonra kaçmam gerekecek. Etrafından dolanamıyorum. Yanımda bir tane şey var. Kıçını dayayabilir. Bu yüzden iki atış yaptım. Şu an tekrar pozisyon aldım. Kafasını döndürmeye kadar bir tane daha vurur muyum? Vurdum ve boşa attı. İşte burada şanslıydım gerçekten. Ve maç benim. Sen az daha ağla. T22. Az daha ağla sen.
Bu arada 7 kill almışım arkadaşlar. Ben maçın sonunda fark ettim. Evet, Leopard 1 videosunun sonuna geldik. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Hafta içi videolar devam edecek. Şimdilik görüşmek üzere.